Edirne'deki asırlık tarihi yapı duvarlarının iç yapıları tahribata yol açılmadan yer radarları ile görüntüleniyor. Trakya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinin oluşturduğu ekip, Baba Demirtaş Mahallesi'ndeki 30 yıllık konakta yeraltı görüntüleme yöntemiyle çalışma gerçekleştirdi. Uygulamayla yapıdan herhangi bir örnek parça almadan duvarlarının son durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mehmet Ali Kaya, Edirne'nin zengin bir tarihi ve bu bağlamda değerli bir kültürel mirası sahip olduğunu söyledi. Biliyorsunuz Edirne tarihi açıdan oldukça zengin bir kent. Bu gördüğümüz yapı kültürel mirasa dair bir yapı. Bu tür yapılarda biz herhangi bir hasar vermeden yüzeyden jeofizik yöntemleri uygulayarak o duvarın iç yapısını ortaya koymaya amaçlıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Zaman içinde eğer bu tür yapılarda bir restorasyon olacaksa ki Edirne bu açıdan çok zengin demiştim, onlarca bina var. Bu restorasyonlara biz atlık oluşturuyoruz. Yani duvarın iç yapısını görüntüleyerek. Birinci amacımız bu. İkinci olarak bu bir yüksek sans tezi olacak. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Merkezi de bunu destekliyor. Amacımız burada herhangi bir hasar vermeden duvarın iç yapısını görüntüleyebilmek. Dolayısıyla zaman içinde bu veya benzer binalarda eğer restorasyon yapılacaksa restorasyonu nasıl yapacaklar? Duvarı ne kadar nasıl diyelim? Sıvayı kaldırıp ne kadarını ne işlem yapacaklar. Bunları biz görüntü olarak onlara sunma gibi bir amacımız var. Ona altlık olsun diye. Yer radarı yöntemiyle duvarın stratigrafisini yani iç yapısını belirleyebiliyoruz. Çok yüksek frekanslarda biz burada aşağı yukarı 1,5 GHz mertebesinde frekansta kullanıyoruz. Dolayısıyla çok dar bir alanda 30-40 santim duvar kalınlığına kadar içeride ne varsa duvarın içinde belirlemiş oluyoruz. Tahribatsız bir yöntem olduğu için ve sığ araştırmalarda yaygın olarak kullandığımız için özellikle arkeolojik alanlarda çok sık uyguluyoruz ve zaman içerisinde yer altında saklı kalmış olan tarihi yapıların kalıntılarını bu şekilde görüntülüyoruz. Böylece yer altındaki bu araştırdığımız yapıya, objeye, tarihi objeye, nesneye zarar vermeden görüntülemiş oluyoruz. Normal binalarda var olan eski güncel binalarımız ya da yeni yapılan modern binalarda binaların riskli durumda olup olmadığını ortaya koyabilmek için tahribatsız yöntemler var. Bu yöntemlerden bir tanesi şu an arkamda gördüğünüz GPR olarak tanımladığımız yöntemlerden biri.